Mesela bu videomuzda koroner arter hastalığının tedavisinden bahsedeceğiz. Koroner arter hastalığının tedavisinden yalnız genel olarak bahsedeceğiz. Daha sonra ilerleyen videolarda daha detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Burada genel hatlarıyla bahsedeceğiz. Ve burada medikal tedaviden değil, genel hatlarıyla periküton girişimler ve koroner bypass cerrahisinden bahsedeceğiz. Periküton girişimleri içerisinde belki en önemlisi PTCA diye adlandırdığımız periküton transluminal anjiyoplasti veya balon anjiyoplasti. Balon anjiyoplasti de koroner anjiyografi sırasında bir kateterin arterin içerisinden genişletilerek sol ya da sağ koroner arter ilgili tıkalı bölgeye kadar gidilmesi ve bir kılavuzlerle bu tıkanıklığın geçilmesi, daha sonra da ilerleterek balonun bu darlık üzerine denk getirilmesi ve balonun yüksek atmosfer basıncıyla şişirilmesi esasına dayanır. PTCA balon anjiyoplasti olarak tanımlanmaktadır. Burada görüldüğü üzere balonla şişirilebildiği kadar şişirilip damar duvarına zarar vermeden buradaki darlık ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Yalnız bu tek başına yeterli olmadığından dolayı balonla eğer yeterli bir açıklık sağlanamadığı takdirde bu bölgeye stent takılmaktadır. Bu stentlerde gördüğünüz üzerinde bir metal kafes vardır ve balon üzerindeki bu metal kafes üzerinden genişletilir ve arkasından balon çekilerek stentin bu bölgeye yapışması sağlanır. Bu bölgeye yapıştıktan sonraki bu stentlerin bazıları çıplak stenttir, bazıları ise ilaç salınımlı stentlerdir. Yağlı stent vesaire denir ama bu ilaç salınımlı stentler belli bir süre ilaç salarak bu stentin tıkanıklığını ileri dönemde gerçekleşme şansını azaltmaktadır. Koroner hastalığının cerrahi tedavisine gelince, cerrahi tedavisi ilk olarak 1951-54 yılları arasında Weinberg adlı bir cerrah tarafından yapılmış Weinberg operasyonudur. Burada sol internal mamalyen arter, sol ventrikül miyokard dokusu içine gömülmüştür. Burada koroner arter hastaları ile arterlerle direkt bir anastomoz olmasa da indirekt olarak daha sonra gelişen kolateralerle bir anastomoz elde edilmeye çalışılmıştır. Bu yıllar sonra yapılan koroner anjiyografilerde hakikaten bu bölgedeki miyokard içerisinde gömülen koroner arterle bu bölgedeki koroner arterin tıkalı olan koroner arter arasında küçük de olsa bir kolateral dolaşım anastomoz olduğu görülmüştür. Deneysel olarak damar üzerindeki anastomozlar Alexis Carrel tarafından yapılmıştır. Alexis Carrel aynı zamanda damar tamiri, yama ile damar tamiri yapmış bir yama ile damar tamirini yapmış ve bunun sonucunda bu yamaya da Carrel yaması adı verilmiştir. Carrel patch adı verilmiştir. Alexis Carrel ilk deneysel transplantasyon özellikle köpeklerde böbrek ve kalp nakli üzerinde yapmıştır. Ekstra anatomik olarak yani heterotopik olarak kalbi tekrar bulunduğu perikard boşluğuna değil de özellikle köpeklerin boyun damarlarının anastomoz ederek heterotopik kalp nakli yapmıştır. Anastomoz tipleri koroner arterlerde ilgiliyken hazır bahsedelim. Uçucu yani iki arterin uçucu dikilmesi veya uçyan anastomoz yani bir damarın diğerinin üzerine uçyan şeklinde dikilmesi. Şurada gördüğünüz ikinci şekil oluyor. İlk gördüğünüz şekil ise uçucu anastomoz veya side to side yan yana anastomoz olarak 3 ayrı tip vardır. Bypass işe bildiğiniz gibi ana hat için alternatif bir yol ya da köprüleme diye bir şey söz konusu olabilir. Ana yolda bir problem, sıkıntı olduğu zaman başka bir yoldan varicenin hedef yola geçilmesi bypass demektir. İşte burada da tıkanıklık olan koroner arterin arkasına kanın ulaştırılması için bir grefle anastomoz yapılması işleminde de bypass işlemidir. Koroner bypass burada gördüğünüz üzere damarda bir tıkanıklık var. Aortadan başka bir damarla tıkanıklığın distaline bir anastomoz yapılmakta ki burada gördüğünüz üzere bir safenvenle koroner bypass işlemi gerçekleştirilmiş olmaktadır. Tekli bypass olabilir, ikili bypass olabilir. Şurada subklavyadan çıkan sol internal koroner arter ve bir safen. Arkasında gördüğünüz gibi üçlü bir de sağ koroner arter eklenmiş veya dörtlü olmak üzere yapılan anastomoz sayısına bağlı olarak birli, ikili, üçlü, dörtlü olarak adlandırılmaktadır. Kalp krizinden birli, ikili, üçlü, dörtlüden bahsederken Amerika'daki bir hamburgerciden bahsetmek lazım. Adı üzerinde heart attack yani kalp krizi ızgarası. Tekli bypass, ikili bypass gibi aynı şekilde tekli, ikili, üçlü ve dörtlü hamburgerleri görüyorsunuz. Ve üzerinde tereyağlı ve çikolatalı bir milkshake ve aynı zamanda üzerine yiyebileceğiniz şekerler ve patates kızartması ve diğer şekerli gazozlar, bira ve sigarayı görmektesiniz. Tabii yalnız şunu söylemek gerekiyor. Bunu uzun müddet Amerika'daki sağlık yetkilileri itiraz etmişler. Ama sahibi ve aynı zamanda şef garsonu da maalesef kalp krizinden hayatını kaybetmiş. Bypass kelimesinin başka bir açıklaması da gastrik bypass. Gördüğünüz üzere normal mide ve düğünün arkasında düğünün olan anastomozu daha kısaltıp bir bypass'la mideyi
hem küçültmek hem aynı zamanda mideden geçen sıvı miktarını ve yiyecek miktarını azaltmak ve böylelikle hastanın beslenmesinden kaynaklanan kalori yükünü ortadan kaldırmak, özellikle şeker hastalarında kullanılan türde bir yöntem bu. Koroner bypass hastalığı, koroner arteri bypass graft, CABG, CABG daha doğrusu. İlk olarak 1960 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Dr. Götz sağ internal mamari arteri ile sağ koroner arteri birbirine anastomoz etmiştir. Sonra 64'te Doktor Kolesov Safen Van Graaff ile LAD anastomoz yapmıştır. Yine aynı şekilde hemen arkasından sol ana koroner arterdeki bir darla bir yama yapılmıştı Cleveland Clinic'te. Fakat bunların hepsi tekli vakalardır. Yani bir vaka yapılmış, ondan sonra devam etmemiştir. 1967'de René Favaloro aorta ile LAD arasına Safen Van Graaff'i yerleştirerek ilk koroner bypass yapmıştır. Daha sonra 1970 yılında sol internal ve sağ internal mamari arter, midedeki gastroepiblojik arter ve radyal arter anastomozları yapılmıştır. 75'te minimal invaziv koroner bypass cerrahisi, 91'de off pump pompa kullanılmadan, kardiyopulmoner bypass kullanılmadan bypass yapılmıştır. 2001'de de robotik cerrahi yapılmıştır. İlk koroner bypass cerrahisini yapan René Favaloro 1967'de Cleveland Clinic'te büyük bir ün sağlamış. Fakat Brezilyalı kendisi yıllar sonra Brezilya'ya dönerek Favaloro Kliniği adı altında bir klinik kurmuştur. Fakat maalesef çok üzücü bir şekilde Brezilya'daki ekonomik krizden sonra kliniği batmış ve kendisi de üzülerek söylemek zorundayım ki intihar etmiştir. Koroner arter hastalığının cerrahi indikasyonunda klas 1'de uygulanan tedavi girişimlerinin faydalı olmadığı ve etkin olduğuna gösteren bir takım veriler veya genel fikir birliği varsa klas 1 indikasyondur. Yani kesinlikle uygulanabilir. Klas 2'de ise bazı tereddütler vardır, çelişkilidir. Yani %50-50 söz konusudur. Hem yapılabilirliği konusunda hem yapılamayacağı konusunda ya da faydalı olup olmadığı konusunda karışık bilgiler vardır. Bunların içerisinde pozitiftekiler ağır basıyorsa klas 2A denir. Eğer negatiftekiler ağır basıyorsa klas 2B'dir. Klas 3 ise uygulanan tedavi veya girişimin kullanışlı etkin olmadığı ve hatta bazı vakalarla zararlı olduğu yönünde veriler bulunuyorsa klas 4 endikasyon denir. Bu hemen hemen tüm cerrahi girişimlerle beraber aynı zamanda tüm tıbbi tedavilerin yararlılığı konusunda kullanılmış genel bir klasifikasyondur. Cerrahi indikasyonlar klas 1 indikasyonlar. Önemli sol koroner arter darlığı varsa, proksimal LID ve proksimal sörkünfleks lezyonu varsa, bunun sol ana koroner eşleri demekteyiz, %70'in üzerinde. 3 damar hastalığı varsa ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %50'nin altındaysa, özellikle bu hastalarda faydası çok büyüktür. Klas 2'de ise proksimal LID lezyonlarında geçerlidir. Tabii eşlik eden şeker hastalığı gibi faktörler de bu cerrahi kararın verilmesinde etkili olmaktadır. Kullanılan graflere gelince bir arteriyel grafler var, bir venöz grafler var. En sık kullanılan graf sol internal mamalen arter, lima yani ya da ima. Sonra arkasından sağ internal mamalen arter, radyal arter, gastroepiblojik arter. Tarihi bilgi olarak femoral arterinde olan lateral femoral sörkünfleks arter, interkostal arterler bile kullanılmış. Dalak arteri, arteriyel yeni kullanılmış. Venöz graflerde ise en sık kullanılan vena safena magna, bacaktaki. Koldaki bazilik ven ve sefalik ven de kullanılmış. Nadiren de olsa vena safena parvada, bacağın arkasındaki toplar damarda kullanılmıştır. Lima en faydalısı çünkü aterosklerozdan serbest olarak yani free olarak kabul ediliyor. Fakat ona rağmen bizim gördüğümüz bazı limalarda da aterosklerotik değişiklik olduğunu ender olsa da görüyoruz. 1 yıllık açık kalma oranı %99, 5 yıllık açık kalma oranı %95, 10 yılda %87 ve son yıllarda medikal tedaviyle bu rakam çok daha yukarılara 95'in üzerine çıkmaya başladı. Genellikle sol önünen dala yani LED yapılıyor fakat diagonal sörkünflekse de yapılma şansı var anastomozun. İmo subklaven arterin bir dalı. Sternumun solunda ve sağında. Solunda olana lima, sağında olan ise rim adı verilir. Bazen lima ile rima beraber kullanılabilir. Diyabet ve obez hastalarda iki taraflı çıkarıldığı zaman sternumun bezlenmesinin bozulabildiği söylenmektedir. Ama bunun yönündeki veriler son zamanlarda kaybolmuştur. Safen Van Graaff'te ise açık kalma oranı arteriyel graflere göre daha düşüktür. 1 yılda %90, 10 yılda ise %60'tır. Genellikle LAD dışı damarların revaskülarizasyonu için kullanılır. Sörkünfleks ve sağ koroner artere. Bazen eğer yeniden bypass yapılıyorsa, ikinci kez bypass yapılıyorsa ya da hastanın liması kötüyse o zaman LAD'yi de kullanılabilir. Açık veya endoskopik olarak çıkartılma şansı var. Radyal arter
Lima'dan sonraki ikinci seçenektir. Yani spazm olma şansı var. Çünkü bu arter kendisi kesildiğini zannederek, kanadını zannederek daha doğrusu spazma girebilir. Onun için bunlarda kalsiyum antagonisti diltiazem kullanılmalıdır. Aksi derde ameliyat sonrasında spazm olabilmektedir. Bir de dominant elden alınmaz. Yani sağ elinizi kullanıyorsanız sağ elden alınmaz. Alınmadan önce de mutlaka ulnar ve radyal bakımlarla beraber el akımı da Allen testiyle kontrol edilmesi gerekmektedir. Bakın burada Allen testini görüyorsunuz. Bir tarafta radyal arteri eğer bastırıp tıkarsanız ulnar artere ve elin fonksiyonuna bakıyorsunuz. Tersini de yapıp ulnarı kapatıp radyale bakabiliyorsunuz. Bunu böyle de yapabilirsiniz. Elin rengine, soğukluğuna ve tekrar kırmızı olmasına yani akımın gelmesine bakabilirsiniz. Veya bir satürasyon probu koyarak da ameliyathanede düzgün bir şekilde yapabilirsiniz. Ardışık olan anastomozda şöyle tek bir grafiti birden fazla artere. Bir tanesi distal anastomoz, öbürü de gördüğünüz gibi ucucu anastomoz değil. Neydi bu? Uç yan vardı. Bir de yan yana side to side anastomozda. İkinci bir damarda bakın burada limayı görüyorsunuz. Bir iki damara birden hem OM hem de major branch'a bir anastomoz yapılıyor. İki ayrı OM yapabilirsiniz. Aynı zamanda RC artı PDA veya LED diagonalde yapabilme şansınız var. İlla da iki tane olması şart değil. Bazen üç ya da dört anastomozda yapmanız söz konusu olabilir. Bir de total arteriyel revaskülarizasyon diye bir şey var. Total arteriyel revaskülarizasyonda Venn grafti kullanmıyorsunuz. Lima ya da lima ya da radyal arter kullanıyorsunuz. Bu çok daha popüler olan bir şey. Eskiden gastroepiploik arter sık kullanılıyordu. Mideyi bir küçük bir insizyonla ulaşıp midenin büyük kurvatırındaki gastroepiploik arter kendi kökeninden alarak perikardın altından geçirilerek genellikle posterior yüzdeki arterlere yapılıyordu. Günümüzde pek kullanılmıyor. Şimdi geliyoruz miyokard enfarktüsünün mekanik komplikasyonları. Bunlardan da kısa bahsedelim. 4 tane mekanik komplikasyon var. Bir tanesi sol ventrikül anevizması. İnterventriküler septum ripörü yani VSD yani ya da postemal VSD. Papiller adale rüptürü veya mitral yetmezliği ve sol ventrikül rüptürü olarak ele alınmaktadır. Burada söz konusu olan şeyleri şimdi sırayla göreceğiz. Bakın sol ventrikülde bir miyokard enfarktüsü olduğu zaman bu kalın ventrikülün bu bölgesinde nasıl bir morarma, renk değişikliği oluyor. Bazen ameliyattan da MR sonrası açıldığı zaman bu morarmayı görüyoruz. Bu morarma pek hayra alamet bir şey değil. Sol ventrikül anevizması bu bölgede eğer miyokard enfarktüs dokusundan sonra, enfarktüs biliyorsunuz hücrelerin dokunun ölümü demek. Bu bölge kontraktilitesini kaybediyor. Paradoks bir kasılma söz konusu oluyor ve giderek inceliyor. Ve sonuçta kalbin dışında böyle bir balon ortaya çıkıyor. Bu bir anevrizma. Sol ventrikül anevrizması miyokard enfarktüsünün mekanik komplikasyonlarından bir tanesi. Tabii buradan bir şey bahsedelim. Şimdi arterlere de geçebiliriz anevrizma veya pseudo anevrizma, yalancı anevrizma konusuna. Şimdi normalde bir arter duvarının 3 katlı bir tabakası var biliyorsunuz. İntimamız, ardından internal elastik membran, medyamız, kas tabakası ve adventisyumuz ve eksternal elastik membran. İşte arterlerdeki anevrizma şöyle söz konusu. Eğer gerçek bir arterde balonlaşma, bir anevrizma varsa bu üç tabakayı birden içermesi lazım. Yani intima, medya ve adventisyum içermesi lazım. Eğer tüm tabakalar yoksa o zaman yalancı anevrizma söz konusu olabilir. Ya da anevrizmalar başka bir şekilde ortaya çıkabilir. Bakın burada pseudo anevrizma. Tek tabakalı bir anevrizma. Genellikle arterde bir yaralanma sonucu işte anjiyografi sonucunda olabilir veya disekan bir anevrizma bu yırtıkla beraber aşağıya doğru ilerleyen bir anevrizma olabilir. Tek taraflı bir anevrizma, saküler bir anevrizma. İki taraflı ise ve yaygın bir şekilde 360 derece arteri kapsıyorsa buna da fuziform anevrizma adı verilir. Sol ventrikül anevrizması gerçek bir anevrizma. İçinde trombüs olabilir ve bu trombüs aort kapaktan perifere gidebilir. Serebrovasküler olaya ve alt ekstremitelerde embolilere neden olabilir. Bu bölge biliyorsunuz diskinetik, normalde kasılmıyor ve paradoks bir hareket olabilir. Ameliyatında bu incelmiş ventrikül dokusu açılır. İçerisindeki trombüs çıkartılır. Primer olarak yani hemen ucuca veya bir yama kullanılarak dikilebilir. Bakın burada sol ventrikül anevrizmasını görüyorsunuz. Anevrizmasının içi açılmış. Bir endoventriküler, sörküler bir patch. Yani ventrikül içerisine dairel bir patch konulacak. Anevrizmanın içi alınıyor. Çıkartılıyor içindeki ölü dokularla beraber ve içindeki pıhtılar temizleniyor. Ondan sonra bir dairesel dikişle buraya yuvarlak şekilde ventrikülün bu açık olan ağzını kapatacak bir yama konuluyor. Ve arkasından da bu yama buraya dikildikten sonra arada kalan iki ventrikül ucu da
primer olarak kapı tutuluyor. Bu sol ventrikülerin endoventriküler circular patch, özellikle sol ventrikül fonksiyonunun restore edilmesi açısından önemli. Primer kapatılma en azından bunun geometrik bir düzeltme açısından, hasta açısından ve uzun dönemli sol ventrikül fonksiyonu açısından daha iyi olduğu düşünülüyor. Bir geldik üçüncü komplikasyonumuza, mitral kapak kordu rüptürü. Bu akut mitral yetmezliği. Bakın biliyorsunuz mitral kapağın kordu tendinoları ve papiller adeleri var. Ya kordu kopuyor ya da papiller adelede bir rüptür oluyor ve bunun sonucunda kapak bu tarafı serbest kalıyor bu liflet ve kapak tam olarak kapanmıyor ve bu akut olarak gerçekleştiği için mitral yetmezliği oluyor ve bunun sonucunda hastada şiddetli bir akciğer ödemi ortaya çıkabilir. Genellikle sağ koroner arter ve circumflex arterlerinde akut bir oklüzyon MI sonrası ortaya çıkar. Çünkü neden? Özellikle bu arterlerin dalları posterior mitral papiller adeliği beslemekte ve bunun sonucunda nekroza bağlı rüptür ve yırtık oluşabilmektedir. Korde tendine de kopabilir, papiller adeli de kopabilir veya ikisi birden kopabilir ama sonuç aynıdır. Yani mitral yetmezliği, akut mitral yetmezliği olmaktadır. 3 numaralı şeyimiz ise çok ağır bir şey. Miyokard enfarktüsüne 2-8 gün sonra ortaya çıkan interventriküler septumda enfarktüse bağlı olan bir yırtık oluşması ve ventriküler septal defek oluşmasıdır. Özellikle çok mortalitesi yüksektir. Eğer hemodinamik açıdan stabilse 72 saat beklenebilir. Böyle durumdaki hastalara eğer hemodinamisi bozuksa intraaortik balon takılması esastır. İntraaortik balon pompası takılarak hasta 72 saat izlenir. Ama bu dönemde eğer hastanın hemodinamisi bozulacak olursa o zaman hastanın acilen ameliyat alınması lazım. Ama ne kadar geç olursa buradaki kötü dokunun iyileşmesi daha mümkün olacaktır ve dikiş tutması mümkün olacaktır. Aksi takdirde rekküren bir VSD olma şansı vardır. Postoperatif VSD'yi görüyorsunuz. Bakın burada ventriküler septum tamamıyla yırtılmış ve son derece kötü bir doku burası. Gördüğünüz gibi burası çarşamba pazarı gibi ama kronik dönemde olan VSD'yi görüyorsunuz bakın. Son derece etrafı ve hatları düzgün. Burada ise etrafı belli olmayan tamamıyla çürümüş bir dokuyla oluşuyor. Dolayısıyla takdir edersiniz ki bunu kapatmakta oldukça güç. Postoperatif VSD'de hedef olarak burası açılıp ya direkt ucu ampute edilerek apexin direkt olarak kapatılabilir ya da bu bölgeye bir yama konur. Son olarak ise sol ventrikülün ilgili son miyokard enfarktüs komplikasyonlarından sol ventrikülün serbest duvar rüptürü, free wall rupture. Miyokard enfarktüs sonucunda sol ventrikülün serbest duvarında bir nekrozla yırtış olunca ani bir rüptürle kan perikard kavitesine dolar ve hasta tampona gider ve kaybedilir. Ama genelde yırtıktan sonra yavaş yavaş kan pıhtılaşarak adeta sızdığı söz konusu olduğu için pıhtılaşma ile beraber bu bölgede perikard bunun üzerine yapışır ve ani yırtık oluşmaz. Bir sızma olur ve bu sızma kontrol altına alınabilir. Bir yerde bir püsöidanevrizma olur. Yırtılmış bir püsöidanevrizma gibi. Ve sonuçta o bölgeye yapışır. Ve yapıştıktan sonra hasta ileri dönemde kronik olarak sanki bir sol ventrikül anevrizmasıymış gibi ele alınır. Ve ondan sonra ameliyat edebilir. Ama burada görüyorsunuz bu bir muhtemelen bir otopsi materyali ve bakın gördüğünüz burada sol ventrikülün üzerinde belirgin bir yırtık var. Bu muhtemelen bundan dolayı hayatını kaybetmiş bir hastanın otopsisinden alınmış bir fotoğraf.